Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu belirterek borsaya ilginin ve halka arzların 2024'te de süreceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu, Eğitim ve Kültür Ataşe, değerli öğretim üyelerimiz ve Sadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'na finansal piyasalar biliyorsunuz dünyadaki tüm hareketlerden, diğer ülkelerin faiz oranlarından tutun da tüm coğrafyalardan etkilenen piyasalardır. Tabii ki mutlaka borsa da bunlardan etkileniyor ama gördüğünüz gibi borsamız oldukça güçlü bir vaziyette. Dünya borsalarından da pozitif ayrışarak devam ediyor. Ama bu borsadır. Sabit getirili bir yatırım aracı değildir. Bütün bu riskleri de yatırımcıların göz önüne almasını bekleriz tabii ki. Şimdi biliyorsunuz son zamanda bu uyarıyı sık sık yapıyoruz. Küçük yatırımcı her zaman bir yatırımcı mantığıyla bakmak zorunda ve yatırım yaptığı şirketlerin her detayını bilmek zorunda. Finansal okur yazarlığı düşük olan, bu konuda kendine güvenmeyen, sektörleri bilmeyen yatırımcılara bizim tavsiyemiz kurumsal yatırımcı dediğimiz yatırım fonu veya profesyonellerden destek almalarıdır. Bunu sık sık söylüyoruz, tekrar dile getirmiş olayım. Dün biliyorsunuz 3 şirketin halka arzına da izin verdik. Bizim tarafımızda halka arz başvuruları nette olan teveccüh devam ediyor. Gördüğünüz kadarıyla yatırımcı da bu konuda borsaya girmeye devam ediyor. Borsada ciddi bir teveccüh var biliyorsunuz son 2 yıldır özellikle. Hem arz hem talep tarafında ciddi bir talep var. Bunun 2024 yılında da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şu andaki genel görüşmelere göre, genel yaptığımız şirketlerle olan görüşmelerimize göre daha büyük halka arzlara hazırlıklar yapıyoruz. Daha büyük şirketler geliyor. İnşallah bunların da halka arzlarını başarıyla tamamlayacağız. Şimdi daha önce, bundan birkaç sene önce şirketlerin halka arzında tereddütler yaşadığını çok görüyorduk. Ama son zamanda gelen taleplerden şunu görüyoruz ki şirketler de kendi finansal okuryazarlıklarını artırıyorlar ve bu borsada halka arzlardan çekincelerini ortadan kaldırdılar. Daha fazla borsada halka arzın ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlamaya ve öğrenmeye başladılar. Bunun için daha fazla taleple geliyorlar. Büyük şirketler gelenler çok var. İnşallah bunları da demin dediğim gibi halka arzlarını 2024 yılı içerisinde tamamlayacağız. Bizim tabii burada halka arzlardan gelen finansmanı şirketlerin büyümek ve daha fazla istihdam yaratmak için kullanmalarını tercih ediyoruz. Ve buna ağırlık veriyoruz. Son zamanlardaki halka arzlarda çoğunun sermaye artırımı şeklinde yapılmadığı için bunlar şirketlerin büyümesini veya üst sermayelerini, işletme sermayelerini artırdıklarını görüyoruz. Bu da sevindirici. Daha çok istihdam sağlıyorlar, daha büyüyorlar. Halka arz yoluyla büyümek en iyi büyüme yöntemlerinden bir tanesi olduğuna da inanıyoruz.